Herkese hoş geldiniz demeyelim bence. Diyelim Yo mi? dememize gerek yok. Demeyelim. Evet, merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, Hayalet Kest'e hoş geldiniz. Birazcık şey oldu sanki ya bu. Ne oldu? Böyle milleti, en azından benim için öyle. Kardeş bir baksana, şöyle bir sorun var. Sen şeyde paylaştın da. Ben evet. Ben böyle müşteriye sordum. Arkadaşlara mesaj attım falan. Bayağı kişiye sordum ama. Sen milleti darlamışsın evet. Ya şöyle bir şey oldu. Bu arada soruyu da söyler misiniz Azat Bey? Soruyu soruyorum. Bir süper gücünüz olsaydı ve bir süper kahraman olsaydınız. Bu soru böyleydi değil mi? Bir süper gücünüz olsaydı. Evet, bu ne olurdu? Ve neden? Çünkü süper kahraman olunca var öyle. Ben Loki olmak istiyorum diyen falan. Densiz arkadaşlar var. Kendilerini bilirler. Loki ne la dedim. Loki bir... Yani fesatlık tanrısı. Neyse, kendisiyle daha sonra görüşeceğim bu arkadaşın. Kim, isim alabilir miyiz? Alabilirsin de vermeyeyim. Vermeyeyim abime. Evet tamam. Sana gelmez. Aynen. Evet abi, sen yoğurdu söyle. Kağıt gerçekten çok iyi. Evet, kağıtlarımız müthiş. Ya şöyle, ben kim ne demiş onu bile yazdım. Ben de öyle yazdım. Cümle şöyle bir şey bak, size şunu söyleyeyim. Şöyle bir şey yaptık biz farkında olmadan. Şu an belki bundan 10 sene sonra Nobel alacak bir çalışmaya imza. Mesela kadınlar çok acayip bir şekilde belli bir yere yığıldı bende. Ne mesela, tahmin edeyim mi? Ben de tahmin etsene. Kadınlarda karşındakinin, yani sorduğum kadınlarda çok ilginç cevaplar geldi. Bak benim ya şöyle, tabii hepsinde var ama şuraya yığıldı genelde. Karşıdakinin zihnini okumak. Aynı lan. Lan yavaş. Bak gerçekten sosyolojik bir araştırma yaptık lan. Bu olmadı. Sende de var. Ben onu diyecektim. Karşıdakini başladım cümleye de cümleyi söyledim. Yani mesela en azından benim gibi, benim nasıl diyeyim lan? Yaş grubu. Yaş grubu demeyeyim de, benim gibi olan insanların hiçbirinin, açık konuşayım, başkalarının düşünsün. İnde değil. Anladın mı? Umurumda değil lan benim. Bana böyle bir süper güç versene, iade ederim bana. Yani öyle bir şey benim için. Ama bunu, kadınların çoğunluğu bunu dedi ve ben çok şaşırdım. O şeyden olabilir. Erkekleri anlamıyorlar ya. Ya anlamıyorlar. Basit varlığı şimdi, çünkü. Peki nasıl yorum yaptılar mı? Neden diye sordunuz ya. Ben neden diye çok sormadım. Ben birkaç yorum söyleyeceğim. Evet. Ya şimdi erkeklerin genellikle düşüncesini okumak istiyorlar ya. Arkadaş açıkça sor. Biz aptal varlıkları direkt akarız yani. Yok, sadece ben erkek de değil aslında. Şunu diyen var tabii. Yani insanlar iki yüzlü. İşte her şeyini öğreneyim, kusurlarını öğreneyim. Ben mesela kötü, birine şey yazdım. Kötü olurdu o zaman ya. Baba boş ver ya. Ulan yani hani ben de kusurluyum kardeşim. Ya sen de kusurlusun. Yani sizin öyle bilmediğiniz benim olsun. Muhtemelen bir sürü şeyim var. Benim tam tersi sizin için de geçerlidir. Tabii. Gerçekten geçerlidir. Evet tabii canım. Dolayısıyla boş ver ya. Ya insanoğlu böyle bir şey lan. İnsanoğlu düşüncelerini bu... tutamıyorsun ki sonuçta. Beynin düşüncelerini tutamıyorsun. İnsanoğlu bu olduğu için. Ya benim öyle bir merakım falan yok. Umurumda değil ya. Yani, bana zorla anlatsa dinlemem yani, anladın ulan mı? Ulan mesela zihin okumak. Hani geldi bana. Ulan ben seninle arkadaşım. Ha. Adam içinde katil varmış. Neyime yarayacak ya? İşte kötü. Çok kötü abi yani. Bir de düşüncelerini durduramazsın işte. Onu diyorum yani. O an ne düşüneceğini sen bilemezsin sonuçta. Biri yani, şey demiş işte böyle işte. Şu an mesela beyninde burayla ilgili şeyler varken başka şeylerle ilgili düşünüyor olabilirsin. Yani. Tabii Tinder'da ki. Olan biri beni seçmiş midir falan diye. Öykü niye böyle şeyler düşünsün ki? Bilmiyorum. Az önce bir şeylerden bahsetti o yüzden. Bir de bayıp çok... Yalan. Yalan mı? Kayıtlarda yok. Kayıtlara ekleriz aslanım. Ya şey diyen var mesela. İşte o kadar çürüdü ki dünya. Hani böyle birazcık daha... Herkes dramatik değil mi sence? Dramatik. İnsanlara güven yok falan böyle diyenler de var. Öyle. O hep zaman öyleydi ki. Hayır. Bundan 1000 yıl önce de öyleydi kardeşim. Ben şeyi düşünüyorum. O zaman daha çok güvensizlik olmaz mı zaten? Kesinlikle olur. Bu sefer düşünceni okuyorsun. O zaman daha çok yalnız kalırsın. Evet, daha çok yalnız. Kesin yalnız kalırsın. Ananı babana bile sevemezsin öyle olmaz. Piki kurusu da gitmedi. Aynen. Elinde gitmedi bu da. Bana genelde şaka yapmak istiyor. Olabilir. Hafif bir sezdirmiş de olabilir. Evet, olur yani. Peki erkeklerde var mı böyle bir toplanma? Görünmez olmak istiyorlardı bende. Sapıklar. Ben de erkek... Bende kadınlarda şey oluyor işte, ışınlanmak vardı. Mesela Zişan. Selamlar Zişan. Ya şeyi demiş mesela, o da çok duygusal yaklaşmış. Işınlanmak istiyorum ve şeyden dolayı işte, bir yere gidince oraya bağlanıyorum. Orayı çok özlüyorum. İstediğim zaman gidip gelmek isterdim. Bak bende... Hayal edemiyoruz artık ya. Bak bu ışınlanmayla alakalı
Benim işte 35 kişiye falan sormuşum. İki kişi var sadece. Biri bizim Baha. Benim. Niye dedim? Dedi ki ya ekmek lazım mesela. Anladın mı? Baha bu arada Cengiz abinin oğlu. Aynen. Cengiz. Mantıklı geldi bana. Yani şimdi ne olarak giyin falan. Abi, git hemen. 8 yaşındaki çocuğun hayali nasıl bu oğlum ya? Işınlanıyorsun ve bakkala gidiyorsun. Çocukları ne yapıyorsun sen evde? Benim bir arkadaş uçmak dedi, tamam mı? Abi niye uçuyorsun dedim ya, git ışınlan dedim diye uçuyor. Bende de biri uçmak dedi. Kendisi 4 yaşında. Başka uçmak diyen yok. Buna ben biraz gideceğim. Bak mesela ben de şeye çok... Ya şöyle söyleyeyim. Ben de 3 tane majör şey çıktı. Ana dal diyelim. Bölüm. Bir görünmezlik, zihin okuma ve zaman yolculuğu. Ben ışınlanmayla ilgili bir kişi daha vardı. Onu da söyleyeyim. Ha. Ya şey demişti mesela. Gizem bu arada onun adı. Niye söylüyorsun lan? Söyleyeyim ya. Sevinmezler. Şimdi Gizem'e şey dersek burada. Siz söylerseniz. Tanımıyor zaten. Ben seni savundum dersin. Ben kötü bir şey söylemeyeceğim tabii ki. Sen Abdülhamit'i savundun, evet. Hiç savunmadım, çıkar göster falan. Çok eskide kaldı bu şakalar abi ya. Yordum bizi. Neyse şey diyecektim ya, ışınlanmak istiyor ve şey diyor işte, banka soymak isterdim falan diyor. Işınlanarak. Evet, ve hiç çalışmaya gerek kalmaz diyor. Ya süper kahraman olsan. Gerçekten Gizem demesen bu konuda uzun uzun konuşurdum ben. Gizemciğim. Sonra işte ben bak söyledim. Daha iyi. Mesela hani görünmez ama olarak da bunu daha kolay yapabilirsin belki. Ya da ne bileyim. Neyse ha. Öyle. Ama para da görünür bu sefer. Ha? Sen görünmezsen. Hayır. Görünür. Bak görünmez olduğun zaman dokunduğunda görünmez olacaksın. Öyle. O zaman ne, elbiselsiz falan mı dolaşacaksın? Nasıl olacak? Görünmez olmak bilmiyorum, istemezdim ben. Bak görünmez olmak biraz... O zaman görünmezliğe girelim. Sen ne seçerdin? Onları sormadık yani. Sen ne seçerdin? Ha ben... Genel mi? Sen düşündün mü? Ben düşündüm, bulamadım ya. Ben görünmezlik seçerdim. Ha aralarından mı? Bana ışınlanmak mı? Aralarından değil ya, bir süper güç seç. Bir süper güç. Millete sorduk, düşünmediniz mi siz? Ben düşündüm de yok ya, bulamadım. Ben görünmezlik seçerdim. Sen? Görünmezlik o kadar iyi değil ya. Dur sen düşün. Görünmezlik ya da ışınlanma olabilir. Evet. Yaratıcı bir şeyler düşüneyim ben. Programın sonunda söyleyeceğim. Tamam. O zamana kadar şunu düşündüm mesela. Görünmez olduğun zaman maddi olarak hiçbir problemin olmaz kardeşim. Ya hırsızlıktan bahsetmiyorum. Türkiye insanının açgözlülüğü beni bitirecek. Ya bu kadar ekonominin kötü gittiği çok belli değil. Herkes direkt ekonomik bir şey düşünüyor. Hayır, şurada ekmek yoğurt dediler ama burada bir hazine var. Schengen vizesi derzin yok. Hemen geçersin oradan. Sıraya da girmezsin. Neyse görünmez sıraya ol. Ya görünmez olmuşsun sıraya girmem diye aldık. Pide kuyruğunu abi. Gidenden al ekmeğini, çık git ya. Şimdi bak görünmez olduğun zaman bir de şu geldi benim aklıma asıl. İşte zaman yolculuğu falan da müthiş olabilir. Ama görünmez olunca ya zaman da gezip ne yapacaksın? Şu geliyor aklıma mesela. 1000 yıl önceye gittin. Tamam mı? 2000 yıl. Sıçtık boktan bir yere düştün. Öyle bilirsin. Yüzdüler derini. O da olabilir. Geçmişe gitmek biraz kötü olabilir ya. Bilmiyorum. Dur görünmezliği konuşalım, ona birazdan gelelim. Geçmişin gizemliliği daha güzel. Yani görünmezlik bana tertemiz geliyor. Mesela Wolverine'in bir özelliği var ya, ölmüyor adam. Bütün mutantlarda var. Peki görmez... Ölümsüzlüğü diyen hiç olmadı. Helal olsun dedim. Çevremi sevdim yani. Lan bu dünya ölmen lazım ya. Evet. Belki ya bu de. Süper... Görünmezlik ne yapacaksın görünmez olup? Ben mi? Görünmez olduğum zaman istediğim yere, istediğim şekilde giderim. Umursamam. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sıradan... Giyinmem. Tam bunu diyecektim bak. Sıradan bir erkek Türkiye'de gider millete pandik falan atar, ben sana diyeyim. Görünmez olup. Vallahi düşünmedim. Kim düşündü bunu burada? Bilmiyorum. Hayır, gerçekten düşünüyorum. Yok, olabilir, ben... olabilir. Atar diye düşünüyorum. Ama bu konuyla alakalı şey diyen de var. Neyi diyen var? Yani bakınca içini gösteren, hani böyle bakınca göreyim insanları, her şeyini. Ne diyen de oldu bende. Maddi olarak. Lan göreyim yani. Ha, şeyini evet. Neyini kardeş? Vücudunu. Ben 21 yaşındayım. 18 ile aramda 3 yaş var. Bunu daha önce tekrar aynen, ettim. Doğru. Artı 18'i bazen anlamayabiliyorsun, onu şey yapıyor, sineye çekiyorsun. Sen cinsel gönderimli bir şey yapıyorsun. Ben yapmadım. Oluyor burada, oluyor ya. Sen yapıyorsun. Bu görünmezlik diyenlerin bir kısmında şey diyor. Yani hani benim hakkımda ne düşünüyorlar? Merak ettiğim insanlar. Mesela aynen onu da düşündüm ben. Milletin zihnini okuyacağım. Görünmez ol, dur yanında. Çayını kahveni iç. O konuşur zaten.
Ya garip görünmez olup bilmiyorum görünmezlik kötü değil mi ya? Bana kötü geldi. Vallahi ben kötü bir şey. En iyisi görünmezlik geliyor bana ya. Bilmiyorum. Hemen arkasından ne geliyor ona geçerim. Zaman yolculuğu. Bir arkadaşa attım önce. Dedi ki zaman yolculuğu yapmak isterdim. Neden kardeş dedim. Dedi ki Platon'la rakı içmek isterdim. Ben dedim bırak. Kendisine Platon döneminde rakı yok. Yok. Ben de, o da dedi ki sanki. Ben götüreceğim. Sonra düşündüm. Arok olur. Haklı. Arok değil mi bu ya? Arok'ta yapıldı bu. Rakıyı abi rakıyı vuruyor. Kabuğunu yani, da kesiyor yanına falan. Sonra işte yazmış işte. Atatürk'ü görürsün mesela. Ama işte burada şu sıkıntı. Abi Atatürk'ü yanlış gördüm. Yere gidersin. Hayır. Tamam mı? Yakalanırsın orada. Ya bir kere Atatürk'ü gördün. Her zaman iyi anlaşacak da değilsin yani. Bir de Atatürk'ü... Destek yani... gelir sen. İdam var oğlum. Ulan hani Atatürk'ü görmeye zaman yolculuğu yapıyorsun. Hani belli bir noktaya mı gideceksin yani? Hani atıyorum 1900 yılına gideceksin. 1900 i̇şte o gidiş de önemli yani. Yani. Mesela çık gittin nerede uyanacaksın? Mardin'de uyanıyor böyle. Mardin'de de şey var. Mardin'de böyle tarihi olarak ne var o dönemde? Dara var. Çok eski. 2000 yıl, 3000 yıl falan. Belki daha fazla. Orada Tanrı'ya kurban arıyorlar falan. Sen çıkıyorsun orada. Orada her dikey zaman. Mezarlar falan da var ya. 1900... Böyle... Dikey mezara gömüyorlar. Bildiğin şey mezarları var yani. Birinci Dünya Savaşı'nın kafa... Trabluskarp cephesinde atıp. Oğlum da. Bir geliyor. Birinci Dünya Savaşı'nı görmeye gideyim diye. Bir iniyor böyle tak kafadan geri de getiriyor. İşte o yüzden sakat. Biri şey yazmış mesela. Buna biraz güldüm. Dedi ki yani şu anki kafamla geçmişe gitmek isterdim. Yani birincisi tabii ki şu an kafana. Yok. Çünkü şu an kafana gitmeni düşünsene. 2 yaşındaki haline gidiyor. Evet. Sıçıyorsun kuma falan. Lan niye gittin geçmişe? Yani muhtemelen tabii şu anki aklınla geçmişe gitmek daha mantıklı olurdu. Ama evet. Mesela zengin olma falan burada da var. 10 yıl önceye gider basarım Bitcoin'e parayı. Mesela. Anladın mı? Ya süper gücüm var süper güç. Her şeyi yapabilirsin. Bu kadar. O süper güç bu işte geçmişe gitmek. Bir tane ne yapabilirdin ki başka? Paraya sadece geldik. Bitcoin. Bir tane arkadaş söyledi süper güç olarak. Bitmeyen para. Para bak bu daha mantıklı. Niye Bitcoin'le uğraşıyor? Bitcoin belki oğlum, bir yıl sonra gidecek. Para bitmiyor ama geçmişe gidip dinozorlarla elense çekişemiyor. Para çok bitmiyor. Yok. Çok da umurumda. Ya dinozoru ne yaptın öyle? Geceleri şunu düşünmüyorum ulan. Dinozorlarla elense nasıl çekişebilirim lan? Ya ha. Sınırsız paraysa bak mesela bunların hepsi de sınırsız parayı kazanırsın. Ancak ek olarak da kenarda altın bilezik. Görünmez oluyor. Görünmez oluyor mesela. Her şeyden bahsediyorum. Geçmişe gidip Bitcoin yapardım diye. Tamam yaparım. Tamam. Gitsem yaparım yani. Direkt sınırsız para daha rahat değil mi? Tamam da geçmişe gidemiyorsun o zaman da. Sadece ha, hem param geçmişe var. Gidip hem de... Hem geçmişe gidiyorum hem zaten parayı düşünmüyorum. Ya. Hem görünmez oluyorum. Parayı zaten düşünmüyorum ki o zaman ben. Anladım. Görünmez olduğunu nasıl para kazanıyorsun ya? Mesela şöyle bir şey olabilir. Der gerekli bir taktikleri bir yerlerden alabilirsin. Ya da banka soyarsın kardeş yani çok basit. Ha, sen dedim görünmez olduğumda bankadaki parayı götürürken de o da görünmez olacak ama. O zaman görünmezse zaten paraya niye yok zaten para uçuyor görseler sana kimse ilişmez bence. Doğru. Görünmezse para ihtiyacı yok ki zaten. Niye? Nasıl yemek yiyeceksin görünmezken? Git bir lokantaya dal. Tencereye mi? La bunu yemek niye bitiyor diye. Garson tepsiyle giderken hoppa alıp koydun. Ya bir kişi de dünyayı güzelleştirmek istemedi bende. O çok şey gibi. Bir kişi var. Sadece bir kişi var. Onun da ismini söyleyeyim mi bilmiyorum. Onu söyle aslında. Ya Beyhan şey dedi. Kız. Kötü insanları yok etmek isterimdi. Bu kadar sadece. Çok da yani. Ama kötü ne bir kere. Kötü ne? Bunu bir düşünmek lazım. Ulus Paker'e gidelim falan. Siyasete girmemek için konuşmuyorum. Siyasetle alaka. Kötü. Öyle kardeş. Siyasete giriyorum ben bu konularda genelde. Ha, kötü insanları öldürmek iyi olabilirdi. Ama kötüyü kim belirleyecek? Aynen. Ben de birine göre kötü ama olabilir. Ama mesela şöyle bir şey de olabilir. Görünmez olup kötü insanı öldürebilirsin. Görünmezlik her derde devam et. Aynen. Buradan bu sonuç çıkar. Oyumuzu görünmezliğe veriyoruz. Ben düşüneceğim ya. Bakayım dur düşüneyim. Bak Doğan görünmezlik demiş. Doğan kim lan? Doğan arkadaşım. Görünmüyor tamam. Demek. Komedyen bir arkadaşım demiş ki komik olmak. Adam komedyen. Şaka yapmaya çalışıyor işte. Olmamış. Bu şey gibi olmuş ya. Kardeş yanlış anlama. Dilenci değilim komedyenim gibi olmuş. Neyse. Başka diğerlerine mi? Geleyim mi? Garip şeyler var la harbiden benden.
Mesela biri demiş ki ben de bitti. gözümden ateş çıkarmak istedim. Demek dedim ki o hani göz kelimesinin sonundaki doğru harf mi? Evet. Yok kardeş yanlış olmuş dedi. ateş çıkarmak istiyor yani. Ne yapacak mangalda uğraşan ne yapar? Olabilir. Ama şey gibi düşün. Cyclops gibi. Tamam. Yani cart diye açtığı zaman dağ tepeyi. Ne işe yarayacak ki? Onu sormadım. Onu sormadım. Mangal yakmakta zorlanıyor muhtemelen. Yani. Hadi mangal yakmakta zorlanıyordur doğru. Biri şey demiş. Rekabeti yok etmek ister dünyada. Rekabet bu, mi? Ama ne dünyada rekabet? Dünyada rekabet. Baya insanlar rekabet olmasa daha iyi. Hangi yani. Komünist arkadaşımız? Aynen. Komünist yani, mi? Komünist de değil de. Ha fabrikada çalışıyor. belli belli ama belli. İşçi sınıfından proleter ya. Ya rekabeti yok edersen her şeyi yok edersin. Teknoloji de gider. Hepsi biter. Neyse hepsi biter. TikTokçuları galaksiden göndermek isterim demiş biri. TikTokçuları galaksiden. Galaksiden bile yani. Direkt şey dünyadan değil. Yani Big Bang'den önceye. ben de katılıyorum. Allah da görmesin ya. o kadar ya o çok mantıklı. Abi yani oradaki insanlar çok saçma insanlar da var. Da. Yine bir arkadaş şey demiş işte. Ölülerle konuşmak isterdim. İşte ölümden geçmişe sonraki gitti. Hayatı. Ya ölülerle konuşmak ister. Ölümden sonraki hayat falan çok merak ediyorum. Yoksa. Ben de gel anlatayım kardeşim. Ölümü konuştuk burada. Orada insanlar geri döndü bize biraz da. Sen ne diyorsun bakalım? Sen bir şey söyle. Ben bilmiyorum ya. Düşündüm. Hayal gücüm mü geniş değil ya da. Bana mesela bunlar basit geliyor. Daha büyük bir güç olabilir. Yani şöyle. Tek bir güçse bunlar kardeş. Ama böyle 2-3 tane kombine ettiğin zaman. mesela Süpermen olduğun zaman kombine yapıyorsun. Hem uçuyorsun hem ateş atıyorsun. hem üflüyorsun. Hem kuvvetlisin vuruyorlar ölmüyor falan. Aynen. Bunları kombine ettiğin zaman güzel şeyler çıkıyor ama tek seçtiğin zaman bu. Mesela kimse şey demedi dediğim gibi ölümsüzlük. Beni şaşırttı. Bir de şey de diyen olmadı bana. Kılık değiştirme de mantıklı bence. Dokunuyorsun azaldım. Arya Stark mı şeydeki? Aynen. Game of Thrones'taki gibi. Olabilir azaldım. Kılık değiştirme. Basit şeyler bunlar. Ama çok büyük bir şey. Ne büyük? Ya şöyle düşün. Gittin Amerikan başkanı oldun. Bir tane daha var. Ama dünyayı yok edebilir. Orijinali var onun olacak. Öldürdüm. Arya Stark öyle yapıyordu. Öldürüyordu. Onun yerine geçiyor. Onun yüzünü alıyordu. Game of Thrones izlemedin değil mi sen? Başladım da 4. sezon. Oğlum burada spoiler verip durmayın ya. 4. 5. sezonda. Ya spoiler vermek ne abi? Game of Thrones'u izlemediyse izlemeyin lan. Ben izlemedim lan Game of Thrones'u. İzleme abi o zaman. Allah Allah. Bu seneden sonra biz mi Game of Thrones'u izleyeceğiz? Bir de şey klişesi var. Oğlum sen ne yazdın lan oraya? Ben yazısı gibi. Çok doktormuşsun ama hiçbir şey demedin. Benim evet sayısal yazısı var bende. Okuyamıyor kimse. Ben hariç. Bir ben bakayım, böyle bir özelliğim bir olsun bakayım. İsterdim. Bir şey yazayım kimse anlamasın. Al bak ne anlayacaksın? Yok ben okuyorum. Okuyabiliyor musun? Yemek yemeden ve tuvalete gitmeden yaşamak Hakan. Okudum bak. Hakan kim lan? Güzel özellik. Güzel özellik. Yemek evet. Yemeden tuvalete gitmeden yaşamak. Mesela yemek yemesen ama tuvalete gitsen. Daha tam tersi daha güzel olabilir. Hayır şey olabilir ya. Rahat tuvalette bir mesela fikirler aklın orada gelir. Ama zayıf. Zayıflarsın. Hayır kardeş süper güç. Yani. Lan yemek yemeden yemek yiyip kilo almamak mesela süper güç olabilir ama. Basit bir süper güç olur ya. Görünmez olsak zayıflarız lan. Dış görünüşümüz derdi olmaz. Her yere yürüyerek gideceğin için. Düşünsen araba kendi kendine gidiyor. Olmaz yani ayıp olur. Ayıp olur. Abi insanlar ayıp olur. Aynen. Belirmesin değil mi? Giden bir taksiye binersin ya. Giden bir taksiye. Ama nereye gidiyor? Ama şeyde sakat. Nereye gitti? Düşersen içine mi bineceksin? Evet. İçine. Oğlum adam mesela görünmezsin ama insanlar seni hissedemiyor mu? Hissedemiyor. Ha, hissediyorsa sıkıntı. Çünkü ama pandik atamazsın. Ben atmak istemiyorum ya. Niye? Senin aklına geldi. Bunu hiç düşünmemiştik kardeş. Ama istediğin zaman İyi fikir diyor. Hissedilebilir bir şeye ulaşabilirsin. Ne? Görünmez olacak. Hissedilmez olacak ama istediğin zaman hissettirebileceksin yani. Yani o... O zaman mesela hissedilmiyorsa duvardan falan da geçer. Bu çok iyi oldu. Ama iki özellik oldu. Bu olmaz. Görünmezsin sen. İşte bu... Ya sanki şey... Kredi veriyor sanki. bir özellik aldınız bir tane daha. Aynen yok. Birisi de alacaksın. Pazarlık yapanlar oldu. Ben de hepsinin ağzının payını verdim. Birisini alttan alacaksın. Aynen. Dur kardeş bir tane özellikse sonra mı? Ben düşüneceğim ya.
Görünmezlik. Yani, bu işin babası görünmezlik. Ya da bak kadınlar yanılmış olamaz diyorsan çoğunluğu en azından zihin okuma. Ya zihin okumak bak şeyden dolayı sınırsız istemek. Para. Şöyle bir şeyden isterdim. Bende biraz hafif sosyofobi var. Ben insanların hep benden nefret ettiğini düşünüyorum. Genelde yanılmıyorum. Tamam. Haklı adam. Yo şeyden hani öyle bir şey oluyor. Ama sonrası... Ne diyorsun kardeşim? Hiçbir şey anlamadım. Hayır. Şu son 30 saniyede... Cümleye başlayalım. Şundan hak veriyorum yani. O karşındakinin düşüncesini okuma hissi ondan olabilir. Acaba nasıl düşünüyor benim hakkımda falan. Ya kadınlar başkalarının düşüncelerini önemsiyorlar kardeşim. Biz gibi insanların herhalde. Ya bizim derken erkeklerden de çok söyleyen var. Biz gibi insanlar umurunda değil. Vallahi benim umurumda değil. Benim evet. Hafif umurumda ya. Lan kendi derdim bana yetiyor ya. Bir de düşünüyorum Azat için üzülüyorum falan. Temiz kıl kitsiz en güzel özellik sınırsız para. Şey vardı bir Sade Alış'ın Şalvar Bank. Ondan sonra kimse benim hakkımda kötü düşünemez. Tabii canım. Şalvar Bank vardı hatırlıyor musun? Tabii. İzlemedim onu. Sen izlemedin mi? Yani şalvarı var Sade Alış'ın. Her eline attığında para çıkıyor. Her eline attığında para çıkıyor. Sınırsız paradan güzel. Bence görmezdik. Ama sınırsız para ama şalvar. Şalvar olacak. Şalvarla gelecek. Hani Sezai giyiyor biz de giyiyoruz. Olur. Cem Yılmaz da giydi ya kaç. Bir tat, bir tat bir doku. Ben bazen konuşamıyorum. Konuşamıyorum. Niye o? Yok konuşuyorsun. Bazen oluyor. Bazen konuşmuyoruz biz de. ne diyorsun son olarak? Sen görünmezlik. Ben görünmezlik. Sınırsız para. Oğlum görünmez olunca... Ya senin bıyıklar mı? Gerçekten vücuda da etki etmeyi. Ama bu sınırsız para için uğraşmak istemiyor anladın mı? Evet. Hani görünmez olur. Ben o emekli olmak istiyorum. Emeklim yani. Geldi benim geldi. Aynen. Bence onda öyle bir şey var. Ya öyküye bir yerden mesela şöyle bir şey falan kalsa, para falan kalsa bunları falan düşünmez yani bir daha. Eyvallah ya. Ufak bir şey yeter bana. Ufak ne kadar mesela? 1-2 milyon yeter. Bir dahaki sorumuz bu olsun mu? Buradan soralım mı soruyu? Ne olsun? İşte soruyu soralım. Ne kadarlık parayla... Şu kadar paranız olsaydı ne yapardınız gibisinden. Hayır öyle bir ikilem olması lazım. İşte ek sözlükte soruyorlar ya 18 yaşına dönmek mi işte 20 milyon dolar mı falan. Ek sözlüğü ben karşıma almak istedim. İzlemediler daha. İleride alırız belki. Ek sözlük batıyormuş. Biz batabiliriz ondan önce de. Yo yo batmayız. Çünkü zaten batık olduğumuz için. Batma gibi derdim. Daha öyle bir derdimiz yok. Doğru. Batmanın ne olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Biz yukarı bakıyoruz zaten. Yani. Biz zaten yukarı bakıyoruz. Ben bulamadım ya. Özellik yok. Oğlum o kadar şey saydık ya. Görünmezlik. Başkasını sana uçmak verelim. Kardeşime uçmak verelim. Uçmak. Kardeşim bilmiyorum. Görünmezlik iyi ama ya. Ama... Onu vermeyeyim abime. Sana gelmez. Aynen. Üstüne oturmaz. Aynen. Işınlanma var. Ben kendimle düşüneyim. Ölümsüzlük vereyim sana. Ya ölümsüzlük değil ya. Ben o şeyin... O filmi neydi? Onur Ünlü. Sen aydınlatırsın gibi izledin mi? İzledim. Orada ben ölmüyorum amına koyayım diyor ya. Şey Serhan Kesin. o sahneden sonra ben hiç ölmek istedim yani. Ya ölmek istedim derken ölmemeyi... Deadpool'u izledin mi? Deadpool'da da kendini öldürmeye çalışıyor. Çalışıyor. Patlıyor falan. Yine geri geliyor. O da zor ya. O da zor abi. Ölmemek de zor tabii. Bir de nasıl ölmemek? O da var mesela. Adam kolu bacağı kopuyor yerine yeni. Acı çekiyor ama ölmüyor. Bu da çok iyi bir ölümsüzlük değil anladın mı? Değil. O zaman sana rekabetten uzak bir dünya. çok bir şey kalmadı bende. Elimizde çok temiz. Evet, genel olarak insanlar bak hayal edemiyormuşuz onu fark ettim. Biraz dramatik. Ya hayır tek olduğu zaman bence çok ekstra bir şey yok. Bilmiyorum olabilir. Ya ne olacak ki? Çok gerçek. Ya şimdi süper güçlü arkadaş dedi bana. Allah hayal et lan. Tamam, biri de bana dedi bu nasıl soru? Ben bu ayı sonu nasıl getireceğim falan. Aynen bu nasıl soru? Soru dedim lan işte cevap ver. Bir hafta dramatik. Bir şey yazdı bilmiyorum. Hatta çok işte şey yazdı ben mesaj attım. Abi şu an çalışıyorum. İşte hayal et. Kardeş bir 10 saniyeni ayır bana bu mesajı atacağına uçmak yazsın. Uçmak yazsın. Yazma. yani. Sen hala bulamadın mı? Yok ya. Çok o şeydeki gibi flash gibi hani hızlı olmak da olabilir belki. Hızlı olmak. Ya da şey soralım haftaya. Görünmezlik iyi ama. Hangi özel vücudunuzdaki hangi uzvun
Hangi fiziksel bana bakarak soruyu sormak korkutuyor. <Evet. gülüyor> Hangi fiziksel özelliğinizi değiştirmek isterdiniz? Bence tamam. Güzel soru. Güzel soru, evet. Yazalım. Hangi fiziksel özelliği? Benim çok var ama hangisinden başlayayım ki? Çok bir tane mi olsun? Bir tane olsun. Bir tane değiştirecek. Çok aşağılara bakmayın. 3 de olabilir. 3 tane de değiştirtebiliriz. 3 olsun. 3 ise çok karışır. 1-1. Yani. 1 olsun 1. Mesela boyum uzayacak. Yani sadece boy uzayabiliyor. Başka yer uzamıyor, anladın mı? Mesela. Ya orantılı uzasın bari. Boy uzuyor ama sadece kafası uzuyor. Boy uzuyor. Siz zürafa. Var ya öyle şeyler. Neydi? Şeyler. Kabile mi deniyor? Boyunlar kadınlar. Zürafa gibi. Kadınlar da takılıyor. Evet, bu entelektüel bilgin. Evet. Teşekkür ederim. Kabile mi desek? Okan Bayülgen, merhaba. Okan Bayülgen'le alakalı konuşarak bitirelim mi? Yok, onunla açtık da bitirmeyelim. Ya bitiremedik. O zaman bitirelim kardeş. Niye böyle mal mal bakıyorsun? Cevap bekledik, gelmedi. Ağır ben de yok, evet, yaratıcı bir komedyen olarak bir cevap bekliyorlar. Ben de arkadaşım gibi komik olmak desem de. Ya ben Cem Yılmaz moralimi çok bozdu ya. Cem abi niye yaptın öyle? Cem abi. Neyse, Cem Yılmaz ölsün. Oba. Tahtına, Cem Yılmaz'ın tahtına oturmak falan. Yok ya, ölmesin, yaşasın. O ya. Gerçekten. Demişti. Dikkat et, ben varken oturma demişti. Estağfurullah. Ona gönderme yaparak söyledim zaten de. Seviyoruz kendisini. Gerçekten çok seviyorum. Tabii ki. İnanılmaz seviyorum. Bazı komedyenler nefret eder ama. Ya Cem Yılmaz'ı sevmemek. Cem Yılmaz'ı sevmeyen ölsün diyebilir miyiz? Ya hayır, yani sevmemek. Kötü insanlar ölsünler, Cem Yılmaz sevmeyen ölsün. Çok şey gelmiyor. Yani ya mizah şeyin yok. Duygun yok. Ya şöyle, ben mesela oluyor ya. Karakter olarak tanımıyoruz ama adamı ya. Hani mizahını sevmemek tamam. Hayır, kıskançlık olarak oluyordur muhtemelen. Gücü işte, ne bileyim. Belki siyasi güzel görüşünden dolayı çok ya, siyasi görüşü de öyle. Aman siyasi görüşü belirten bir adam değil ki. Değil ama bazen Twitter'da yazdığında adamı küfrediyorlarmış. Bu dün mü yazdı? Oğlum kimlere yani küfür ediyor? Bana bak, da ediyorlar. Ben geçen bir YouTube kanalına onu yazdıydım ya. Adam metalden böyle model kamyon falan yapıyor, öyle şeyler. Ya konuşmuyordu adam. Yapıyor. Bir sürü dislike var. Dedim lan, bunlar niye dislike atıyor? O zaman izleme, anladın mı? Ben anlayamıyorum yani insanları. Hani hangi motivasyonla ona dislike attığını anlayamıyorum. Anlayamayacağım da anlamak da istemiyorum yani. Beğenmeme içgüdüsü. Yani günümüzde şey işte. Hayır, zaten o butonun konulması da saçma. Beğendim, beğenmedim. Yani niye beğenmedin? Hayır, bence beğenmedin kesinlikle olmalı. Bazı yerlerde kaldırıyorlar ya, sadece kalp koyabiliyorum falan. Ben onu sevmiyorum. Ha, gerçi YouTube'da olabilir. Twitter'da öyle zaten. Aynı, beğenmedim yani, tweet yok. Beğenmedim olmalı. Dislike rekorunu kırmalısın yani. Beğenmiyorsan beğenmedim diyeceksin. Yani çünkü beğenmedim olmadığında izleniyor ve rutin devam ediyor. Aynen. Tamam. Peki. Son birkaç dakikayı çok boş geçirdik. Hadi söyle. Hadi. Kes oraları. Son 20 dakika. Saniyemiz var. Bir şey diyor musun? Son 20 saniye. Süper güç. Şimdi ilk aklına gelen var. Bir. İlk aklıma gelen. İki. Yok. Üç. Yok.